Herkese merhabalar. Türkiye'nin bireysel müşteriye en çok hizmet veren firması İdeal Ev İdeal Mod'dan genel koordinatör Oğuzhan Ben. Prefabrikevim.com adresimizde yayınlamış olduğumuz, sizlerle paylaşmış olduğumuz prefabrik evlerde standart olarak neler var? Prefabrik evlere standart harici ekstra olarak neler yapılabiliyor? Onların hepsini size şu anda Pendik Güzel bölgesinde bulunan 131 metrekarelik dubleks evimizde göstermek istiyorum. Yaklaşırsak Burada görmüş olduğunuz modelimizde standart harici ekstra olarak bir dış kaplamamız var. Bu dış kaplama taşonit dediğimiz bir malzemeden yapılmakta. Ayrıca isterseniz yalıpan dediğimiz ahşap desenli başka bir kaplama şeklinde de tercih edebiliyorsunuz. Lakin tekrar ediyorum standart modellerimizde bu kaplama yok. Bu kaplamayı isterseniz ekstra olarak ücretlendirmemiz gerekiyor. Şimdi standart evimizin Nasıl gözüktüğünü size anlatmamız gerekirse hemen girelim. Şöyle çok güzel bir evimiz var. Hepiniz hoş geldiniz bu arada. Görmüş olduğunuz bu odamız 13.5 metrekare ve standart evimizin aslında tam olarak anlatılabileceği ev e, odamız bu. 2.5 metre tavan yüksekliğimiz var. Standart modellerimizde dış duvarlarımızda 10'ar santimlik, iç duvarlarımızda 6'şar santimlik duvar panelleri kullanıyoruz. Arkadaşımdan rica edeceğim. Burada duvar panellerinin kesitleri de var. Dış duvarlarımız 10 santim. Birer santimlik betopan parçaların arasına preslenmiş şekilde 16 densli yoğunluğunda EPS strafor kullanıyoruz. Hem dış duvarlarımızda hem iç duvarlarımızda. Tavanımızı göstermemiz gerekirse çıtalı tavan alçıpan kullanıyoruz. Bu standart olarak verdiğimiz fiyatların içerisindeki görünüm oluyor efendim. Aralarda görmüş olduğunuz bu birleşim noktalarındaki şeyler ise bizim taşıyıcılığımızı sağlayan paslanmaz galvaniz çelikten kullandığımız haş profillerimiz, köşe direklerimiz ve bütün prefabrik evdeki kullandığımız metal aksam aslında baktığınız zaman paslanmaz galvaniz çelikten oluyor. Ve standart evlerimizde duvar panelleri arasında bu haş profilleri az bir e, şekilde de olsa görüyorsunuz. Harici olarak yine standart evlerimizde beyaz PVC'ler kullanıyoruz. Adopen markasıyla çalışıyoruz şu anda efendim. Harici olarak tekrar etmek gerekirse iç kapılarda da Amerikan kapılar kullanıyoruz. Genelde düz kapılar tercih ediyoruz. Şu anda bu şekilde değil ama örnek vermek gerekirse hemen arkadaşım yardımcı olsun sizlere. Amerikan kapılar kullanıyoruz içerilerde. Salonda ise ekstra olarak uygulanabilir materyalleri aslında burada size tarif etmem gerekecek. Dediğim gibi standart modellerimizde 2 eli tavan yüksekliklerimiz var. Ama dilerseniz belirli bir ücret farkıyla 2.80 yüksekliğe ya da 3 metre yüksekliğe çıkabiliyoruz prefabrik evlerde. Harici olarak diğer odada gösterdiğimin haricinde bu duvar panellerinde o birleşim noktalarındaki haç profilleri görmüyorsunuz. Çünkü ekstra olarak bir alçıpan uygulanması var burada. Dilerse müşterilerimiz bu alçıpan uygulamasını biz yapabiliyoruz. Ama bunun ekstra bir ücretlendirilmesi var. Yine 2.80 ve 3 metrelik panellerde de Aynı şekilde bu uygulama yapabiliyoruz. Tavanı burada göstermemiz gerekirse tavanda da çıtalı tavan alçıpan yerine ters tavan alçıpan dediğimiz bir sistem yapıyoruz ve o çıtalı görüntü olmuyor. Onun haricinde düz, normal betonarme evlerde alışık olduğumuz bir görüntüye sahip oluyorsunuz. Aslında şu anda bu odaya baktığınızda 21 metrekarelik bu evimizin salonunda duvarlar alçıpan, tavan alçıpan ve 2,5 metre 2,5 metre yüksekliği görmektesiniz buradaki yapılan uygulamalar ekstra olarak sizlere sunulmakta. Birincisi pencerelerimiz normalde standart olarak beyaz geliyor. Dilerseniz antresit ya da ahşap desenli olarak pencerelerimizi de sizlere sunabiliyoruz. Karolaj dediğimiz bu pencereler içerisindeki çıtalar var. İsterseniz dilerseniz bu karolajlı çıtalı şekilde de ekstra bir ücret vererek pencerelerimizi sizler için imal edebiliyoruz. Özetlememiz gerekirse fiyatımıza dahil olanlar binamızın çatısı, iç kapıları, dış kapısı, elektrik tesisatı, su tesisatı, lambaları, prizleri ve sigorta kutusuna kadar takıyoruz. İç boyası ve dış boyası ve montaj dahil fiyatımız aslında bizim şu anda internet sitemizde prefabrikevim.com'da gördüğünüz fiyatlarımızdaki ücretlendirme. Harici olarak tekrar etmek gerekirse yüksekliğimizi 2.80 yapabiliriz, 3 metre yapabiliriz, duvarlarımızı alçıpan yapabiliriz, tavarımızı ters tavana alçıpana çevirebiliriz, Dış kaplamamızı ekstradan yaptırabiliriz. Yalıpan veya taşönüt diye göstereceğimiz. Harici olarak standart modellerimiz düz betopan olarak geliyor. Ama onları da çizgili betopan yapabiliyoruz. Onun örneğini de zaten arkadaşlarımız şu anda size gösteriyor. Aklıma geldikçe söylemek istiyorum. Birincisi pencerelerimizi ahşap desen veya antresit desen, şey, antresit renk olarak yapabiliyoruz. Pencerelerimizde karalaj uygulaması yapabiliyoruz. Harici olarak fiyatlarımızın dışında olan yani siz müşterilerimizin sorumluluğunda olan şeyler ise binanın nakliyesi, ee, zemin betonu, parke, fayans, mutfak dolabı gibi ürünler, binanın montaj sahasına indirilmesi, dubleks yapılarda ise ikinci kat imalatında gerekli olabilecek vinç veya iskele gibi ürünler tamamen müşterimizin sorumluluğunda oluyor. Bunlar ekstra oluyor. Harici olarak montaj ekiplerimizin de hem montaj ekiplerimizin hem boya ekiplerimizin de ee, Çalıştığı süre boyunca yeme, içme ve konaklama masrafları da müşterimize ait oluyor. Bunlar fiyatlarımıza dahi olan ürünler değiller. Prefabrik ev satın alma rehberimizi inceleyebilirsiniz. Orada zemin betonundan tutun. Bütün detayları anlattığımız çok güzel bir blog yazımız var. Onu da inceleyebilirsiniz. Şimdilik bu kadar bizden. Esen kalın efendim.